Merhabalar. İstanbul Edebiyat Evi Kıraathane Söyleşilerinde Mor Pasaj'dayız. Şiirin kız kardeşlerinden benim için Pelin Özer'le, şair yazar dostum. Onunla birlikteyiz, onunla buluştuk. Merhaba Pelin, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ben de hoş geldim diyorum. Kesinlikle biraz geçişler arası bir buluşma oldu. Evet, bu vesileyle İstanbul'a devam ettiğim duygusuyla gelip gidiyorum. Çok da güzel oluyor. Nasılsın? Çok iyiyim. Antalya'daydım, gayet iyi biliyorsun. Antalya, hatta bu sabah biraz kafam karıştı. Betül İstanbul'dan gitmişti Antalya'ya, değil mi? Öyle miydi? Bursa, bir de Bursa, ben Bursa doğumluyum. Evet. Bursa'dan mı geliyordu? Kim nerede, mis kimiz? Çok güzel bir, aslında pandemi sonrası böyle şehirler keşfederek, fethederek döndük. Çok güzel Biz oldu. bir anda bu zamansal döngünün içerisine girdik hakikaten. Çünkü pandemi öncesiyle başlayayım istiyorum. Çünkü pandemi haftası, yani kapanışın geldiği o hafta bizim için aynı zamanda hani Mart ve 8 Mart etkinliklerinin yoğunlaştığı bir haftaydı. Ve yine Evet, birlikteydik. yine ve son defa hatta birlikteydik o dönem için. İstanbul Akademi Kitap Evi'nde bir yan yana geliş vardı. Şair, yazar, kız kardeşler gene. Ve hemen akabinde de Yel Değirmeni Sanat'ta birlikte şiirler okuduk. Öğrencilerle buluştuk. Bizim için de büyülü bir atmosferdi. En son orada kucaklaştık. Araya Evet. baya bir zaman girdi. Gene Evet. sesleştik, gene kalpleştik. Ama sonra evet, Antalya, İstanbul ve Bursa üçgeni içerisinde kesişmelerimiz oldu. Çok Çok mu güzel oldu. dolanıyoruz? Ne yapıyoruz? Valla aslında çok ilginç, böyle izleyenler bizim çok sık görüştüğümüzü sanacak. Aslında öyle değil. Senin kitabın vesilesiyle biz tanışmıştık ve o dönem benim için müthiş bir hediyeydi o. Şimdi bunu sana söylemek beni çok mutlu ediyor. Çünkü çok da böyle sesimin duyulmadığı zamanlar, kitabım da yok, kitapsızdım o zamanlar. O sorular bana ilaç gibi gelmişti. Yani birinin beni merak etmesi, tanımaya çalışması ve tanıtmaya çalışması müthiş bir hediyeydi, müthiş bir yankıydı. Sana gerçekten müteşekkirim Ben o de günden. Sonra İskender'in cenazesinde karşılaştık ve sonra Yel Değirmeni'ne beni çağırdığında yine kitapsız çağrılardan olarak çok mutlu olmuştum, çok onur duymuştum. Orada gençlere özellikle ve sana öyle hayranlıkla, sevgiyle bakan öğrencilerine seslenmek benim için büyük bir ayrıcalıktı. Gençlere şiir de. okumak başka bir şey. Gerçekten çok ayrı bir yere koyuyorum. Çok çok güzel bir enerjisi vardı ama, değil mi? Ve Evet. şiirin kadınlarına, şiirin Çok dünyasına çok güzeldi. yakın olan gençlerdi. Benim de İstanbul için son öğrencilerimdi zaten. Hepsini güzellikle anıyorum. Yollarını Müthiş. takip ediyorum. Eminim onlar seni, sen onları bırakmıyorsundur. Sonra sen Antalya'ya taşındığında böyle bir içimden geliyordu. Çok sana doğru uzanıyordum ve Antalya'da görüşeceğiz inanıyordum. Senin biraz Antalya'ya gidişin gibi olmuş. Ama gerçekten biraları Yani tokuşturduk. evet, hayal ettik ve oldu. Evet. O günlere dair biraz dönelim çünkü orada Tabii. çok anlamlı parçalar var. O parçaları biraz böyle fragman gibi gidelim Tabii ki. istiyorum. Tabii. Geriye dönelim ve senin işte konuşmalar kitabı vesilesiyle de yan yana gelişimizi biraz anımsayarak. O kolektif bir çalışma. O yüzden hani bizim Şair Kadınlar başlığı altında yan yana gelişimizi simgeleyen, hepimiz için kıyısından köşesinden emeğimizin bir araya geldiği kıymetli bir çalışma. Çok. Tekil bir çalışma değil çünkü. O Tabii. yüzden hani bizim kitabımız, bizim çalışmamız, bizim konuşmamız olarak da bir şekilde o günden bugüne taşındı ve çoğalıyor da, çoğaltıyoruz da hep beraber. Aslında bir literatür bağlamında senin bir edebiyat işçisi olduğunu biliyorum, içeriden biliyorum ve bu sadece takip etmek değil, Pelin Özer'i takip değil, Pelin Özer'in yaptığı işlerle o kanallardan birçok edebiyatçıyı, birçok şiirle, işte yazınla buluşmuş ismi de takip etmemizi sen vesile oldun, bunu sağladın. Daha öncesinde konuştuğumuz bir parçaydı burası. Edebiyat işçiliğine gönüllü olmak, bunun bir tırnak içinde amelelik değil, gerçekten işte şair olmaktan yahut da işte genel anlamda edebiyatçı, sanatçı olmaktan ziyade o disiplinler arası geçişi sağlayabilen bir özne olmak,
Bence çok anlamlı bir şey ve sen o eznelerden bir tanesisin. O yüzden benim için ayrıca kıymetlisin. Çok teşekkür ederim. Daha öncesinde hani şiir söz konusu olduğunda, şiirdeki toplumsal cinsiyet bağlamında o eşitsizlik söz konusu olduğunda editöryal bir bunalım vardı diyeyim. Dolayısıyla işte şairin kadın özne olarak gönderdiği metinler, ürünler, verimler ne denebilirse erkek bir bakış açısıyla, yani feminen olabilir, maskülen dışında bir özne de olsa orada inceltilmiş bir çizgi var. Biraz uzattım ama şeyi örneklemem gerekiyor. Gene Konuşmalar kitabında bir şair kadının lafıydı. Çamaşır ipi geçtiği için şiirimde sen şiir yazamazsın demişlerdi bana diye. Yani yaşanılan ve yazılan çamaşır ipleri, efendim menstruasyon meselesi, bütün bunların hepsinde biz varız ve bunları taşıdığımız yerde şiir var diye düşünüyorum. Sen onlardan birisin. O bakan ve o anlamda da seçen biriydin değil mi editöryel olarak? Biraz o süreçle, hani kitaplık, Yapı Kredi ve editöryel sürecin, orada kadın oluşuna dair ne söylemek istersin? Şimdi çok geniş meseleler tabii bunlar. Ucundan kıyısından yakalamaya çalışacağım ama şunu öncelikle söyleyebilirim önemsediğim için. Şiir emekçisi olmak, şiir işçisi olmak ve buna gönüllü olmak, çünkü müthiş kazançlar vaat etmiyor size bu sektörde var olmak, beni şaire azamlıktan korudu diyorum ben. Bunu çok önemsiyorum. Sadece bunu eril dişil söylemin içine yerleştirmek de değil, bir duruş olarak, hayatta kendini konumlandırma biçimi olarak bu şaire azamlık meselesi beni çok, zihnimi çok kurcalamıştır. Aman öyle algılanmayayım, aman kimse bana o gözle, kimsenin bana o göze bakmasına meydan vermemek. Çünkü yanlış okunabilirsiniz de. Siz içtenlikle öyle düşünmeseniz bile sizi öyle algılayabilirler. Ben bunları tabii ki kurmadım, önceden hesaplamadım. Benim editörlüğe ve edebiyat emekçiliğine geçişim önce Cumhuriyet Gazetesi Kültür Servisi'nde, yine işte Woznesensky'den Nordbrandt'a, Adonis'e, hatta müthiş bir şans, onlarla söyleşi yapma fırsatı da buldum. 1,5-2 yıl bile olmadı. Öyle kısa bir dönem ama benim için okul oldu. Orada sevgili abilerimden Turan Günay'ın masasının üstünde gazetecilik şairliği öldürür diye bir cümle vardı. Dylan Thomas'ın sözüymüş bu. Hep o bana bakardı, göz göze gelirdik o sözle. Evet, sen gazetecisin, şair değilsin. Çünkü 20 yaşımla 30 yaşım arası ben şiir yazmadım. Bu da gönüllüydü. Yani ben şiir yazmayacağım, hayat boyu yazmayacağım. Şiirden emekli etmiştim kendimi. Çünkü bir dergiye şiir göndermiştim ve dergi bana yanıt vermemişti. Oysa ben lisedeyken çok aktif bir edebi ortamın içindeydim. Galatasaray Lisesi'nde biz derslerden ziyade kendi dergilerimizi çıkarmayı, kendi şiirimizi yazmayı, yazımızı yazmayı, sözümüzü söylemeyi ve olgunlaştırmayı öne almıştık. Dolayısıyla yarışmalar düzenliyorduk, orada ben de dereceye giriyordum falan. Sandım ki artık edebiyat ortamı beni bekliyor. Hani çıkınca bir dergi, gözüme kestirdiğim bir dergi, ismini vermeyeceğim, edepli davranacağım. Ve hemen yayınlanacak sanıyordum tabii, ya da en azından cevap alırım sanıyordum. Bu da etkili oldu. Başka sebeplerde bir şair olarak var olmak ağır bir şey ve ben yazmamak işime geldi belki ve istifa ettim, emekli oldum, neyse artık. Başka kanallara girip orada biraz ferahlayıp bir bakayım. Evet, ve biraz da gerçekten bu işin emekçisi olayım. Yani söküğünü dikeyim, teğirine bakayım ya da ortaya çıkarayım, sesi cılız çıkan birine el vereyim gibi. O zamanlar bunları düşünmüyordum tabii. Evet, gazetecilikten alacağımı alıp sonra yayıncılığa göz diktim ve editör olmak istedim. O zamanlar editörlük böyle havalı bir meslek değildi. Şimdi gençler arasında görüyorum ve şaşırıyorum da. Hoşuma da gidiyor tabii bir yandan. Biz böyle biraz hafif kıdemli olduk, o da garip geliyor bana. Ben kendimi hala
o genç, yeni bu işe başlamış Pelin gibi görüyorum. Bir anlamda olgunlaşmaya ve işte o böyle katılaşma aynı zamanda bu. Ona da direnen bir yapım var. Bu şeye atıfla, ustalık. Evet, hep böyle yeni başlamışım gibi. Editörlük biraz da öyle bir meslek bile değil bence. Çok da yaratıcı bir uğraş olduğu için. Evet, nereden böyle çok savruldum ama şimdi düşünüyorum, beni Kitaplık Dergisi'ne getiren Enis Batur'un önderliğinde kurulan o ekip ve o dönemin ruhuyla birleşen o Yapı Kredi Yayınları'nın ataklığı ve öncülüğü de beni cezbetmişti. İyi bu şeyler, zaman aralığını verir misin? 96-97 iyi şeylerden geçerek Cevat Hoca ile birlikte orada çok müthiş bir deneyimdi benim için. Ne yazık ki kısa sürdü, yayın evi kapandı. İshak Reyna ile Cevat Çapan'la birlikteydik orada. Ne iş olsa yapıyordum orada da. Tam editör titri için henüz çok erkendi. Kitaplıkta şöyle oldu, Yapı Kredi Yayınları'na girdiğimde kitap editörüydüm ama Kitaplık Dergisi'ne aşıktım tabiri caizse. Daha böyle onun ciltli hali değil de böyle çok hoş bir incecik yağlı bir kağıdı vardı, sen evet, gayet eski iyi formunda. Bilirsin. İstanbul'da bulunmazdı kitap evlerinde ve varan tesislerinde gece 3'te işte molada ben o kitaplığı bulurdum. Enis Batur'la ilk tanışmamız da odur. Niye kitaplık dağıtılmıyor diye sorardım. İyi dağıtılmıyor, ben ulaşamıyorum. Hani gecenin 3'ünde neredeyim böyle sonsuzluğun ortasında kitaplık bulunca sabaha kadar okurdum. Öyle bir aşk ve Kitaplık Dergisi'nin editörü olma ayrıcalığı, şansı, sorumluluğu bir yandan da çok korkutucu. 26 yaşındaydım o zaman ve Enis Bey'e soruyordum, emin misiniz yani bana teslim ediyorsunuz? Tabii ki müthiş bir yayın kurulu vardı. Tabii ki orada benim de sonuçta söz ucundan bir söz hakkı ya da bir etkileme gücü diyelim hani olabilir ama hani orayı toparlayan küçücük bir kadın ve o çok hoştu tabii şimdi böyle düşününce. Müthiş bir eğitimdi o. Ve o süreç. Tabii ki, tabii ki. Orada işte o edebi çoğulluğu, işte o kadın yazar, erkek yazar ya da baskın yazar ve sesi daha böyle soluk çıkan yazar, şair, onu biraz hafif öne doğru çıkarmak, ona söz hakkı tanımak, ona yer vermek, ona alan açmak. Bütün bunlar tabii çok bilinçli değildi tabii ama öyle bir sezgiyle o çabanın içindeydik. Bu sen şeyi anlatırken benim bir fotoğraf geldi gözümün önüne, işte Kitaplık Dergisi'ni, yani ismi ne olursa olsun. Mesela şimdi bugünün içerisinden geriye dönüp işte değerlendirdiğimizde sanıyorum o bizim kuşağın biraz balyaları başında beklediği bir dönem var. Yani o da işte 90'ların sonu, 2000'lerin başı. O zaman Üsküdar'da İmrahor'da oturduğumuz zamandı. Varlık Dergisi'nin işte ay dönümü ve çıkışı veya işte diğer amiral dergiler diyeceğimiz dergiler yayınlanacağı zaman bir de şey gibi bir durum vardı. Hani bir dergiye şiir gönderdiğiniz zaman en azından benim için öyle bir şeydi. Yani şimdi aynı şeyi muhafaza edemiyorum. Daha yayılmacı, işte dijitalde de dergilerin oluşu vesaire var. Ama o şiir orada matbuatta görünene kadar hiçbir yere uzanamıyorsun. Yani sürekli bu ay, evet çok fazla beklenmiyordu muhakkak ama işte büfelerde dergiler oluyordu ve Üsküdar iskelesindeki o büfelerde işte geldi, bugün gelmedi, yarın gelecektir. İşte daha yeni dergi dönüşümü oldu. Tamamıyla oradaki o aura, yani işte sosisli sandviç yiyen insanlar ve sen dergi için oradasın. Bunlar güzel fotoğraflar. Deneyimlemesi de bizi bir anlamda tırnak içinde terbiye eden bir süreç olduğunu hep düşündüm. Yani dergiyle yazan öznenin arasındaki bir mutabakat süreci aslında. Yani kesinlikle. Bu onaylamaya dair bir takım itirazlar da konulabilir. Tabii biraz önce söylemeye çalıştığım şey yani... Çünkü seçici yahut da işte bilir kişi olarak değerlendirilen öznelerin hepsi senin öznel tarihin dışında yüklendiğin tarihe
mesafeli, farkındalığı az ya da çok da umursamaz. Zaman zaman böyle isimlerle de karşılaştık, yaşadık. Dolayısıyla hem editöryel anlamda hem de çok genç bir yaşta tabii yani. Hani o edebiyat hiyerarşisine ben çok fazla şey yapmam, nasıl diyeyim, inanmam değil ama onun önüne geçebilecek, yani yaşın sınırlarını aşan şekilde deneyimlere açık bir şey olarak görürüm. Bu da yaratıcılığın kendi has özel verileridir. Dolayısıyla sen bunun hem karşılığını vermişsin hem karşılığını almışsın diye düşünüyorum ki sonra bu bilinçle devam etti ve edebiyat işçisi olarak Gümüşlük Akademisi ve Latife Tekin kitabına kadar geldi. Evet. Sevgili Latife'yi de analım kalben. Tabii ustalarımdan. O çok ilginçtir. Çünkü tam da böyle artık o editörlükte pişmek, biraz daha olgunlaşmak döneminde ben köprüleri yakıp iş hayatından da emekli ettim kendimi. Hep bunu söylüyorum, yani tuzum kuru değildi, kimse bana maaş bağlamadı. Ama anladım ki bir kitap yapmak, hem de mesaili bir işe gitmek gelmek kolay değil. O zamanlar bunu çok bilinçle değil ama Latife Tekin kitabına karar vermem de ilginçtir. Çok işsiz kaldığım bir dönem bir yayın evi bana iş teklif ettiğinde, işte Everest o zaman Alfa, bir dergi çıkıyordu. O dergide çalışmam için bir teklif geldiğinde şöyle dedim, ben size bir Latife Tekin kitabı yapayım onun yerine. Şimdi bunu bana ne söyletti? Ormanda Ölüm Yokmuş'u okumuştum o zaman. Evet. Defalarca okumuştum ve beni kitaba çeken neydi? Onu, o büyüyü bulmak, çözmek için sırrını. Latife Tekin, bu 7 defa okunan 7 kitap. 7 defa okunan, 7 de öyle kutsal rakam. O zaman şey demiştim, düşünmedim bunu, yani projelendirmedim. Latife Tekin'i ve bu kitaptaki hikmeti anlayabilmem için onu iyi tanımam lazım. Yazıya doğru da bir yönelim var bende. Sanırım yeminimi bozacağım ve yeniden yazmaya başlıyorum dönemine denk geliyor. O zaman bir ustaya giderim ve kalemi bana o verir gibi, bütün bunlar dediğim gibi o zaman temellendirilmemişti. Ama yayın evi sahibi, patronlar bazen yol açabilir. Onu da hep böyle yedekte tutmak lazım. Bana demişti ki lütfen Latife Tekin'e bir yazı yazın, faksla o zaman biz ona ileteceğiz. Biz aracı olacağız sadece. Ben de gidip Roland Barthes'in Yazmak İçin On Neden adlı meşhur, çok güzel bir metni vardır. Ben çevirmiştim. Tek çeviri tecrübem odur edebi anlamda. Bir sayfa zaten ama çok zordur. Orada Latife Tekin kitabı yapmam için 10 sebep sıralamıştım. Latife'ye gönderildi. O gün beni aradı Latife ve biz telefonda saatlerce konuşup gülerek, ağlayarak, coşarak, taşarak ve bu kitabın yolu açıldı. Bu kitabın yolunun açılması benim artık bir daha maaşlı bir işim olmayacağı anlamına geliyordu. O zamanlar bilmiyordum. Ve ben odağa çıktım. Elimde bavulumla tekkeye odun taşıma macerası böyle başladı. Hiç kolay değildi. Hiç kolay değildi ama o benim yazıyı bulduğum tepeye. Bir edebiyat dergahı gibi. Çünkü yani. Gibi. Aynı zamanda da yapayalnız kalabildiğim, sesimin yankısına kulak verebildiğim, hem Latife ile olabildiğim hem de kendi odama kapanabildiğim. Ama bu oda sonsuzluğa açılıyor. Müthiş bir tecrübeydi. Gerçekten böyle bakıldığında ah ne şanslısın biz gidemedik. Hayır, yani insan şansını kendi yaratıyor. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Hiç kolay değildi. Yani bu usta çırak hikayesi, herkes özenir ama onun içinde olmak, o çalışmayı sürekli aynı enerji seviyesinde olmak belki mümkün değil ama hep enerjik, hep istekli, hep inançlı olmak öyle kolay değil. Nasıl oldu bilmiyorum. Genellikle hani söyleşi ve nehir söyleşi kitaplarında yerleşik bir kanı vardır, bir önyargı olarak belki. Hele işte günün şartlarının daha kolaylaştırıcı meseleleri var ya, işte yazdım karşısına, hatta WhatsApp'la bile yapılabilir. Yok, falan. Tabii bu, ondan tabii muaf olduğunu bildiğim için söylüyorum.
Dolayısıyla hani sen bir yaşam alanı olarak zaten Gümüşlük'te ve Latife Tekin'in hayatının birebir içine girerek ve o hem yazınsal olanı hem öz yaşamsal olanı anlık ve geriye dönüşlü birlikte deneyimleyerek ortaya çıkardığınız bir çalışma. Bir yaşantıyı paylaşmak mümkün müdür? Yani benim asıl soru bu. Yola çıkarken niyetim buydu. Daha da ötesi var. Deleuze'ün ders notlarında bir gece böyle Fransızcasından okuyordum. Tabii tamamen hakim olamıyorum %100 ama orada bir cümle bulmuştum ve hemen çevirmiştim. Birinin rüyasına girmeyi kafaya takarsanız ayvayı yediniz diyor. Onu kibarca çevirdim. Daha sert. Bu ben biraz Latife'nin rüyasına girmek ya da sevdiğiniz bir yazarın rüyasını hissedebilir misiniz? Orada dolanabilir misiniz? Onu o kadar içeriden tanımak mümkün olur mu? Ama bu böyle çok kastedilmiş, artık hani bıktıracak seviyede ona musallat olmak tırnak içinde asla değil. Sessizlikten geçerek, müthiş onun yalnızlığına saygı göstererek bir yaşantıyı paylaşmak mümkün mü? Evet, yeri geldi yan yana odalarda çalıştık ama çıt çıkarmadık. Yani orada kapı kapanınca onun kitabı, benim kitabım ayrı 17 Haziran orada yazılmaya başlanmıştı. Ve bu ustalık meselesi ve sevdiğimiz yazarlar meselesi çok hassastır. Kaçmak gerekir. Yani usta beni öldürsene yani. Ustayı bulup öldürmek lazım. Ben hep bunu Küçük İskender örneğinde çok dile getirdim. Ustayı çok iyi etüt edip ona benzemeyen noktaları üzerine gitmek ve ona asla öykünmemek, onun gibi olmamak, onun etrafından dolaşmak yani hani o yuvarlak atlı bir çember olarak düşünürsek etik olarak tabii etik olarak değmek ama içine o çemberin içine yerleşmek hazır bulup işgal etmemek ve işgal edilmemek tabii kesinlikle. Bu karşılıklı bir ikiz ilişki dengesi. Kesinlikle ve etik olarak örnek alabiliriz onun yaklaşımını, bakışını, dışarıdalığını, ayrıksılığını. Tabii ki model alabiliriz, örnek alabiliriz ama yazı anlamında onu tam aşmak lafı da yanlış olabilir burada ama onu etkileyecek söze ulaşmak. Hedef bu olmalı. Ben o hani tabii artık arastalar ve geçmişin bize getirdiği mekanları ve dolayısıyla bu usta çırak ilişkisi içerisindeki kesinlikle. Ben oradaki kalfalığa evet oradaki tamam. O kalfalığa yani kalfalık bir usta oluyor herhalde çırak. Çırağın bir usta. Yani usta da değil arada. Çırak da değil. Yani evet bir o kalfalık meselesini o önemsiyorum. Çünkü orada taşıdığın iddia hani usta olarak gördüğünü hani o ustalıkta ne işte hem üretimde yukarıda yükselmiş aynı zamanda yeteneğini ve her şey de yetenek değil doğal olarak tabii bir ki. Duruş olarak yani tabii. Kimi usta olarak seçebiliriz burada hem poetik hem politik duruşuyla bir isim bize ışık tutar. Sen o ışığı hem çok yakından hem de kendi ışığınla birleştirecek şekilde yaşadın. Dolayısıyla Gümüşlük Akademisi'nin zaten hani mevcudiyeti de buna çok müsait. Orada hayal edilen şeyler de buna çok müsait. Onun haricinde hani bugün işte bir arı peteği gibi. Yani orada hayal edilen ve uygulanan, gerçekleştirmeye çalışılan şey... bütün o disiplinlerin özellikle hani sosyal bilimler anlamında da işte kadın çalışmalarının o atölyelerin oradan yayılan bir enerjinin geçen şey konuşmasında bir anda farkına vardım ne söylediğimin ama sonra geri dönüp de dedim ki tam da hissettiğim üzüntü bu yani ciddi bir hani toplumsal kıyım var. Ve bunun içerisinde asıl özneler işte kadınlar, LGBT'yi bireyler, çocuklar, istismar ve bütün bunların içerisinde aslında biz kendimizi şu an oldurmanın belki de en tatlı, en hoş, kız kardeşliğin birbiriyle çok içli dışlı olduğu bir zamanı, kolektif bir belleği oluşturmanın zamanını yaşıyoruz. Ama gücümüzün yetmediği bir yer var ve burası beni çok üzüyor. Yıkıcı bir yer, yani yıkıcı bir duygu bu.
Bunu biraz tölere eden, biraz hafifleten yegane şeylerden bir tanesi işte hani akademide ki yan yana gelişler yahut da burada yapmaya çalıştığımız, niyet ettiğimiz Tabii. şey. Tabii. O yüzden hani konuşmanın başında çok mu dolaşıyoruz acaba diye böyle bir şey oldum. Gerçi tarihler çok uç uça geldi de ondan. Yoksa hani çakılıp kalmak meselesi de değil. Yahut da görünür olma derdi de değil. Bilakis daha ne yaptığını bilen ve o kolektif belleği oluşturmadaki misyonunu bilen bir özneye dönüşmek ve buna sahip çıkmak. O yüzden sen usta çırak ama kalfa olarak evet kalfa olarak o etik alan içerisinde bir başka ustaya daha gittin. Gene bunun mekanı hani akademiydi ve senin yolculuğun içinde çok güzel bir patikaydı orası. Seni işte haikulara vardırdı. O karşılaşma da ancak akademide mi olabilirdi diye de düşünüyorum. Çünkü Oruç Aroba'yı bir yazı işçisi olarak ve yazı tutkunu olarak, hiç durmadan yazı yazan biri olarak sadece şiirler yazmıyordum. Aynı zamanda denemeler, mektuplar, günlük tutmak zaten benim için ayrı bir patika, ayrı bir yol ve ayrı bir tutku. Tam böyle o süreçte Oruç Aroba'nın metinleriyle karınca misali o kitapların içinde gezinirken bir yandan da onun diliyle tartışmalara girdiğim de oluyordu. Tam da gözümü diktiğim o yazıyı tarif ederken nasıl olacağını biçimlendirirken Oruç orada, Oruç'un yazısı önemliydi benim için. Çünkü felsefeyle şiirin birbirleri alanlarını ihlal ettiği diyeyim, iç içe geçtiği, üst üste bindiği, birbirinden ayrılamaz olduğu, sessizliğin epey bir baş köşeye kurulduğu ama bunun yanı sıra müthiş bir çığlığın da duyulduğu, hem bir iç çekiş, hem bir yutkunma hali, hem de orada müthiş bir mevcudiyet var. Farklı sanatlar da işin içine giriyor falan. Oruç'un o çoğunluğu ve ayrıksılığı, bu ayrıksılığı ben çok önemsiyordum. Şimdi tekrar Oruç Aroba üzerine çalışırken söz almak için Antalya Kültür Sanatı'nın davetiyle gittim biliyorsun, oradaydın. Tekrar geçmişe dönüp bunu düşünmek de kolay değildi yani. Tekrar o eski defterler çıktı, tekrar okurken notlar alındı, arada yine okuyordum. Ama her okumamızda değişiyor biliyorsun, dönüşüyor. Oruç'u tanımak istedim ve ona soracaklarım vardı. Latife de onu tanıyordu ve akademiye kondu Oruç resmen. O da bir dilek. Hayalle ne demiştin? Evet. Hayal ettim ve geldi. Ve geldi. Oruç sağ olsun bana tahammül etti. Benim sorularıma cevaplar verdi. Bazen bu cevapları susarak verdi. Bazen bu cevapları defterlere mektuplar yazarak verdi. Ama en önemlisi benim ortaokul son lise başı gibi haiku'ya büyük bir aşk duymuştum. Ve merak ediyordum, haiku yazabilir miyim acaba gibi sorular dolanıyordu belki zihnimde. Oruç'a sorduğumda hece ölçüsü 5-7-5 evet deyip bir gece ondan kapıp defter yazsam okur musun? Tabii ki okurum dedi ve ben bir defter doldurdum 5-7-5 gece otobüsünde yazmaya başlayıp eskizler halinde. Bir aydan kısa bir süre içinde onun karşısına sefahatanede ve onda oturup ustaya defteri uzattım. Şimdi bunlar güzel hikayeler tabii. O da böyle sabırla ve sükunetle okudu. Ve sonra biz bunu kitap yapalım dediğinde işte içimdeki editör dedi ki öyle hemen olmasın. Daha bunlar eskiz yani daha çalışmam lazım. 2007'de bu 2004'te oldu bu buluşma ve defter uzatma sahnesi. Sonra, ya burası çok önemli değil mi? Keseceğim çok, ama. Tabii. Yani çok önemli çünkü şundan dolayı çok önemli. Hani bir dergide şiirin yayınlanmadan diğerine uzanamamak gibi yani yıllar öncesindeki bir şey söylemiş oldum ama o çarçabukluk, o demlenmeme hali yahut da işte imzanın bir şekilde dolaşıma girmesi için bütün kanalları kullanmak, verilen her icazeti almak yahut da daveti kabul etmek. Yani bir sadece şair
kimliğinin de dışında bir gerçekten hayata karşı bir görgü taşımak. Yani bu önemli bir şey. Bu çok gerçekten ciddi bir ayrıntı. Hani bunun özellikle altını çizmek istedim. Çünkü nereye yetişebilir insan? Evet. Kendini farkına varmadan nasıl böyle ziyan olabilir? Yani bu gerçekten eğer o hızın içerisinde sizi kendiniz olarak durduracak, hani kendiliğinlik dediğimiz hikaye, kendiniz olarak durduracak bir şey yoksa, freniniz yoksa, o zaman gerçekten yokuş aşağı ve hem metin olarak incelmeler, kayıplar, hem de insani olarak incelmeler, kayıplarla karşılaşılıyor. Halbuki çok yetenekli, efendim kendini çok iyi var edebilecek bütün o yazın öznelerini burada kaybedebiliyoruz. Tabii. Yani genç heba arkadaşlar olmak için de bence altı çizilecek bir şey bu. Yani hani Oruç Araba gibi bir isim var karşında ve sen onunla ilişki, dostluk içerisinde bu alışverişi yapabilecek bir noktadasın. Ama dur diyorsun. Yani ustaya dur demek değil. Anca bunu bir kalfa yapar. İşte orada orada tabii editörlük o kadar önemli ki orada devreye giriyor. Orada bir demlenme ve demlendirme bilinci devreye giriyor. Ben hiçbir şiiri yazar yazmaz mürekkebi kurumadan asla yayınlamadım. Yayınlamam, büyük konuşmayayım, belki hataya düşebilirim tabii, insanız. Ama bunu çok önemserim. Çünkü şiir bittiğini bize kendisi söyler. Şüphesiz. Bunun için de bir zaman gerekiyor biliyorsun. Onun kendi varlığını ispat etmesi, kanıtlaması, buna kendini de inandırması, ikna etmesi. Bunlar böyle çoğul süreçler. Ben kendim editörü olmak meselesini biraz da bu tecrübe, bu deneyimden geçtiğim için belki oluşturdum. Sonra Cam Kulübeler çıktığında gerçekten artık elimde binlerce hayku vardı. O yıllarda gevezeydim, çok yazıyordum ve Oruç bana söylemişti kehanet gibi, ileride daha az yazacaksın, dilinde döndüreceksin. Ben de çok sevinmiştim çünkü o da bir ağırlık çok yazmak. Sonra elemek de daha zor oluyor hatta. Evet, o çok hayku içinden 202 tanesini seçtik. Ben önce estetik bir rakam. Evet, Oruç öyle demişti. 202 güzel duruyor. O estetik de önemli. 202, yani 276 olamazdı. 202'ye bağladık. 15 gün evden çıkmadım. Hazır haykular, kitap yapacağız ama 15 gün hatırlıyorum o 15 rakamını. Burnumun ucunu çıkarmadım. Yani o kitabın aurasını yaratmak, kurmak, benim için bir kitap yapmak, İşte bir şiir yazmak gibi. Onun da kendi varlığı var. İşte editörlük biraz bu zorluğu da getirdi. Şimdi bazı kitaplara bakıyorum ama kitap değil. Ama kitap yok. İçinde bazı şiirler olan bir bütün o. O kitap kendini var etsin. Ona da bir izin ver. Bütün bunlar zaman tabii. Zaman. O yüzden Liyalu 17 yıl bekledi. Editörünü bekledi. Editörlerini bekledi. Editörlerini bekledi. Evet. Ama çok kıymetli zaten. Hani zaman aşımına uğrayan bir takım şeyler var. Bunların içerisinde senin disiplinler arası çalışma meselem var. Hani işte bir roman geldi evet. ve romanın gene aslında mekanı en azından sana o yazma eylemini tırnak içinde gene bahşeden diyeyim hadi. O atmosferi de gücünü temsil eden şey 17 Haziran. 17 Haziran. Bir roman. 17 Haziran'ın ne olduğunu paylaşıyor mu? Tabii. onu hiç duyurmayayım. Okuyanlar tabii bana ulaşırlarsa söyleyeyim. Çünkü yorumu ve okuru etkileyebilir. Etkileyebilir. Bende kalsın. Ama şöyle bir şey var tabii. Latife Tekin kitabı benim için usta elime kalem verdi kitabıydı. Benim doktoram gibi hani bir o önemli bir icazetti. İcazeti öyle hani bir şiirle almak ikna etmeyeceği için beni böyle bir şeydi. 3 yıl sürdü. Kendi alanında bir iddiası vardı. Bu şimdi 3. baskı yapıldığında kitapla yeni tanışan gençler ya da yaşı da önemli değil. Kitap çıktığında ulaşamayıp şimdi okuyanlardan güzel yorumlar alıyorum. Hep eskimesin sözümüz diye zaten öyle bir dilekte bulunmuştuk. Kitap eskimedi yani. Kitap kestim. Ama bunda acaba şey var mı? Hani kadın oluşa dair bir buluşmanın mutlaka meselesi vardır. Var mı?
Tabii yani, tabii. Mutlaka vardır. Bir erkek yazarla ben bu kitabı yapamazdım. Bayağı kavgalar çıkardı, kan çıkardı. Yani özellikle burayı kaşımak istedim. Çünkü tabii. Bu işte o özde birlikteliği, kız kardeşlik hukukunu. Kesinlikle. Şimdi Latife hem benim ablam oldu, yeri geldi çocuğum, kardeşim gibi oldu, yeri geldi annem gibi oldu. Orada müthiş bir yaşantı var işte. Onun kızı benim de elimde büyüdü. Yasemin 9 yaşındaydı ben akademiye gittiğimde. O tabii çok değerli. Ya bir dil kurmak işte. Sadece kitap yapmıyorsunuz orada. Yemek de yapıyorsunuz birlikte. Değil mi? Kolektif yani, yaşamı. Ya da saç boyuyorsunuz ya da pazara alışverişe gidiyorsunuz. Yani müthiş bir yaşantı. Orada yazar olarak böyle iyi bir yazar, uluslararası bir yazar nasıl var oluyor? İşte onu sadece bir belgeselden izlemek bizi kesmez tabii. Yani onu içinde o yaşantıyı solumak çok önemli. Ama dediğim gibi orada var olmak, kendi sözünü kurmak, korumak, kollamak, kaçırmak o da çok önemli. Bence iyi kaçırmışsın ki sürekli, çünkü romana varacak, kurmaca ve kendi biyografin. Tabii sürekli orada yaşamadım zaten. Bu çok önemli. İlişkilerde bence o tez muhabbet, tez ayrılık getirir. Ben çok inanırım. O yüzden de ayrı dururum hep. Edebiyat ortamında da çok bulunmam zaten. Vurkaç gibi. Ve çok sevdiğim tabii ki arkadaşlarım, özneler var tanımaktan. Çok mutluluk duyduğum. Ama bilirim orada bir tehlike de var. O yüzden kaçarım işte ada yaşantısına kadar vardı iş. Ama Gümüşlük Akademisi de bir adaydı tabii. Evet, orada Latife Tekin kitabı usta bana kalemi verdi. Ama sonra 17 Haziran benim evet biz doğduk, bir anne bizi doğurdu babayla birleşip ama benim yazınsal doğumumu gerçekleştirebilmem için hikayemi anlatmam gerekiyordu. Ve bu otobiyografik olmalıydı. Sonuçta Latife de benim kitabın savı da buydu. Otobiyografik bir yazardır ve ben bunu göstereceğim diye yola çıkmıştım kitaplar üzerinden. Ve ben kendimi olabildiğince soymalıyım. Bunu da romanla yapacağım. Çünkü o dönem çok şiir yazıyorum. Buradaki şiirler, Liyalo'daki şiirler o dönem yazılıyor. Ama şiirde gevezeliğe kapılmamak çok önemli. O zaman roman yazmalıyım, düz yazı. İşte bu türler arasılık çok çok önemli. Ama romana benzemeyecek bir roman olmalı, romana karşı bir roman olmalı derken Latife de bunu görmüştü zaten. Sen buraya kendi kitabını yazmaya geldin dedi bana. Ben de yok canım, estağfurullah falan dedim ama o zaten biliyordu. Sonra çok güldük tabii, bu konuyu çok konuştuk. Romanı sen yaz diyordum ona ama evet ben roman yazacağım diye başladım. 7 yıl sürdü zaten. Orada da müthiş bir hikaye. Yani 2 yıl bir yayın evi beni bekletti yayınlayacağım deyip. Büyük bazı yayın evleri reddetti. Sonra kitap ödül aldı bağımsız bir yayın evinden çıkıp falan derken bütün edebiyat ortamını kavramak için güzel bir masal oldu. Güzel bir hikayemiz var diye düşünüyorum şimdi. Masadaki her şeye de değen bir şey üstelik. Yani hani bir edebiyatçının masasında ne varsa işte yayıncılığından hepsi var değil mi? Birleşti mi? Oradaki o yıkıcı süreç ve işte birileri tarafından bekletilmek yahut da işte tırnak içinde yok sayılmak. Hatta çok yakın bir zamanda Sezai Karakoç'u uğurladık. Evet, hani çok... onun işte ne kadar görünmez olursan mealen bir cümlesi vardı. O da çok dolaşıma girdi tekrardan anım. Biz kaybettikçe anımsamayı yüceltiyoruz, tabii. Öğreniyoruz vesaire falan. Tabii bu altını çizdiğimiz dizeleri sürekli bir şekilde aktaracağız gibi bir görev bilinciyle olmuyor. Ama hayatta birçok şey zaten şairlerin dizelerinde saklı. Ben değil de mi? Evet buna inanıyorum. O yüzden kesişmeler oluyor. İntihal değil ama bir duygu intihali yapıyoruz. Bir kavrayış intihali yapıyoruz. Kolektif sezgi, yapıyoruz. Kolektif algı çok... Buna bağlı bir şey. İşte o büyük kıtada olma hali aslında. Sen bir anlamda bu büyük kıtadan ayrılarak oraya da bir itiraz koydun.
Benim için de adalar çok çocukluğumun mekanları. Her İstanbul'a gelişimde acaba bir küçük kaçamak yapıp da bir ada vapuruna yetişir miyim diye düşünüyorum ama bir gün senin için geleceğim. Artık orada evin var, evet. Beyaz ev var. Belki buradan hemen beyaz eve geçebiliriz yeri geldiği için. Benim ada hayalim Atlas'ın bir ucunda kitabı. Aslında hayatımdan konuşurken işte kitaplar giriyor bu bunu güzel çok izler bırakarak yani bunu çok arzu ettim zaten işte hep taşlar bırakıyoruz ardımızda kitaplar bırakıyoruz biz de bizi bulmalarını arzu ediyoruz işte belki yani orada Atlas'ın bir ucunda Heybeliada'da başlamıştı ve Heybeliada'yı tavaf ediyordum ben böyle sandviçimi meyvemi alıp tek başıma gidip şiir yazardım Büyükada, Heybeliada, Burgaz Adam. Ve hayal ederdim orada yaşamayı. Fakat öyle bir maaşım yok, düzgün gelirim olmadığı için bir ev tutamam, ailemin evinde yaşıyorum falan derken araştırdım da olmadı. Fakat hayat beni böyle bir yere getirdi. Hamileyken ve evlenmek üzereyken kalacak ev gösterildi adada ve biz oraya yerleştik. Yani ben böyle elimde bavulum ve ailemle kendimi Büyükada'da beyaz evde buldum. Bu şey İdil henüz dünyaya gelmeden evet, seninle beraber. İdil henüz doğmamıştı ve beyaz eve de ilk adım attığım anı hatırlıyorum. Ben bu evin kitabını yazacağım. Rol çaldı ev. Başka bir kitap yazmaya başlamıştım ben. Ev gerçekten rol çaldı ve 7 yıl sürdü o da. O eve önce 2 yıl falan sadece kulak verdim. Sessizliğine ve seslerine, dile gelenleri toplamaya çalıştım ve o sırada sürekli İdil Bebek pusetiyle adaları yine tavaf ediyordum. Günde mutlaka 2 saat İdil'le açık havadaydık. Ve bu döngü, dönmek sürekli işte bu tavaf meselesi sanırım önemli. Sadece beyaz eve değil, adaya ve o boşluğa da kulak vermek aynı zamanda. Bu kitap öyle bir sessizlikte, öyle bir dönemde kendini yazdırdı. Ama böyle damla damla bir işçilikti o. Çok mutluyum o kitabı var edebildiğim için. Evin sesi artık korumaya alındı gibi bir şey. Hem mimari, hem fotoğrafik, hem müzikal. İçinde şiir var, roman var, deneme anı, aforizma vesaire. O işte bir, o da öyle bir iddiaydı. Türlerin hepsini barındıran ama hiçbiri olan diyeyim. Daha şık olmayan demeyeceğim. Evet. Hiçbiri olan, yani o sessizliğin sözü olan bir kitaba erişebilir miyim? Yani hedef buydu. Bu yoldaki çalışmadır o kitapta, Beyaz Ev'de. Bence şu anlamda seni şanslı buluyorum. Şundan dolayı şanslı biliyorum. Çocuklarla felsefe çalışırken genellikle örneklediğimiz bir şey vardır. İşte bir kurbağa şeyi topluluğu içerisinde işte şimdi olumsuzlama sürekli gelir o topluluğa ve diğer bir tane kurbağa kalır geride ve diğerleri o olumsuzlama sonucunda zaten yaşamını kaybeder falan. Daha uzak bir şey, aşırı yorumla vereyim. Ve dolayısıyla bakarlar ki o kurbağa neden hayatta, yani bütün şey gitti, topluluk düştü. Sürü dağıldı. Sürü dağıldı ve çünkü sağır bir kurbağa bu. Dolayısıyla hani dışarıdan gelen bütün olumsuzluklara hani kulak asma demek, birbirimizi o anlamda işte motive etmek dışında sanıyorum senin hani bütün bu işte çok fazla edebi kamu içerisinde yer almaman diyeyim oraya, yer almaman, bunu gönüllü olarak ve isteyerek, bile isteye daha doğrusu kendine o alanı yaratman, dışarıda bir alan kalarak bu senin üretimini çok ciddi anlamda destekleyen bir şey olmuş bu tavrın. Çünkü bizim maruz kaldığımız bazı şeyler oldu. Hani o dönem sen işte adada İdil'le beyaz evi yazarken bunun tabii hani toplumsal cinsiyet açısından çok maruz bırakıldığı, yani bu şahsım adına değil sadece 90'lardan itibaren işte şiirde kadınların nicel ve nitel olarak edebiyatın içerisinde bir alana
doğru kanalize olmaları, orada var olmalarının hikayesi daha üretken ve görünebilirlikler üzerine kuruldu. Dolayısıyla hani burada mesela sadece şiir yazın. Yani nasıl var olabileceksin? İlk önce alan kapalı olan alan neresi? Şiir. Dolayısıyla hani kadın oluşla beraber oradaki öznenin temsiliyetinde ilk önce şiiri göstermek, şiirin istikbalinde bir şey olabilmek, bir taş neyse, bir zerre. O sebeple mesela hiç başka bir türe, başka bir alana kapılıp gitmemek. Çünkü öyle bir şey ki işte akademi şiiri öldürür, gazetecilik şiiri öldürür. Efendim işte roman yazarsan, kurmacaya girersen şiirde söyleyeceğin şeyleri kaybedersin. Yani bu sesleri duymak ve ister istemez bunlara maruz kalıyor olmak benim de çok geç sıyrılabildiğim bir şey muhtemelen bu. Kendi adıma diyebileceğim. Çok kültürlülüğe, çok disiplinler arası geçişlere falan müsaade etmemek. Ama orada da ne yapıyorsun? Tam başta dediğin gibi hani kendini korumaya alıyorsun. Eğer şiirse ve bu alan kapalıysa ilk önce bunun kapısını zorlayacağım, burada var olacağım. Birçok şair kadını bu anlamda hani şiir kitaplarını çoğalttıktan sonra özellikle 2000'lerin onlarından sonra bugün mesela hani sevgili arkadaşlarımızın birçok türde ürün veriyor olması, hatta sadece şey de değil, metinsel anlamda değil, yani görsel sanatlarla şiiri birleştirdikleri, efendim işte tiyatro oyun metinleri üzerinden o şeyleri yerleştirmeleri yapan sanatçılarla beraber bir bienal kültürü içerisinde bir şeyler yaptığını görüyoruz. Kesinlikle. Bunlar çok renkli çok ve olması gereken bir şey doğal olarak ama birileri bizi gerçek anlamda manipüle etmiş. Tabii kesinlikle. Ben şimdi bu öyle bir alan açtım ki bunun üzerine gerçekten kitap yazılır, seminerler dizisi yapılır. Şimdi nereden neresinden tutayım bilemiyorum ama süremiz de kısıtlı. Şunu söyleyebilirim. Sadece işte başka türler de değil. İşte reklam yazarı olan hayat gailesi denen bir şey var ve hepimiz ekmeğin peşindeyiz. Farklı durumlarda olsak da bir şekilde günü kurtarmamız gerekiyor. Buna bir de kadın yazarın işte çocuğu olan kadın yazarın da başka türlü, yalnız kadın yazarın ve şairin başka türlü dertleri, bunları görüyoruz çevremizde, yakınımızda. Şimdi hem reklam yazarı olmayacağım, hem işte dizi yazmayacağım, dizi senaryosu yazmayacağım. Bu var olan kıymetini sanki ortadan kaldırıp silikleştiriyormuş gibi bir tuhaf bir şey vardı. Acaba Dağlarca'dan mı çıktı bu mesele? Yani hani Dağlarca sadece şiir yazdı işte bir üst kimlik olarak. Ben benzetilebilir tabii. Ben hiç onu idealize etmedim. Hatta şiirimi sakladığım için biraz da. Ben Angelia'yı çıkınca fark ettim ki aslında ben saklanmışım. Hani kader beni buraya götürmemiş yani. Tabii ki çok olumsuzluklar var. Ama yine daldan dala atlayacağım. Şunu mutlaka söylemek isterim. Ben her seferinde başıma olumsuz bir şey geldiğinde sağ olsun edebiyat ortamı bunu çok güzel sağladı. Ben daha da çalışkan birine dönüştüm. Daha da çok çalıştım ve inancımdan hiçbir şey eksilmedi. O açıdan müthiş bir direniş hikayesidir bu. Bunu haşa yanlış anlaşılmak istemem, bir böyle başarı gibi sunmak değil. Sadece yazarak var olabilmeyi, bunu sürdürebilmek anlamında içtenlikle kullanıyorum. Evet, ben hala yazıyorum. Size rağmen yazıyorum ve yazacağım. Son nefesime kadar yazacağım. Burada müthiş bir şey var, işte dirayet mi dersin artık onun adına. Ama şu var, ben hiçbir zaman, bu önemli bir mesele, şiiri ayrı, öteki türleri ayrı tutmadım. Belki editörlük bilinciyle, belki artık bu çağda edebiyat yazın artık adına ne dersek, bütün bunlar bana artık çok eski geliyor bu tartışmalar. Evet. Ve ben diyorum ki yazı dediğimiz bir toprak var ve çok geçişli burası. Ve orada çoğulculuk var işte. Orada kolektivite var, orada birlik var. Hep çoğalıp çoğaltan bir düzenek var ve ben bunu kurmaya çalışıyorum kendi yazı serüvenimde. Hiçbir zaman ben 17 Haziran bir romandır demedim ama yayın evi öyle isim koydu ya da öyle ödüle katıldı ya da işte Hayku bile, Beyaz Ev'de işte hepsi var. Bir şairin romanı 17 Haziran
diyenlere tabii ki öyle olacak. Başka nasıl olabilir? Şiirli bir şey yoksa gerçekten dizi senaryosu yazmıyorum çünkü. Ben bunu bir şair özne olarak kuruyorum. Her şeyden önce sanıyorum benim ana dilim şiir diyorum. Beni şiir doğurdu diyorum. Şiirden doğdum ben, şiirden çıkardım kafamı. Hep şiir var. Ama ben şiir yokmuş gibi davranarak bir roman yazamam. Zaten akademisyen olmaktan da korudum kendimi. Bunun hemen bilincine vardım. Evet, gazetecilikten de korudum. Çünkü kültüre sığındım. Kültür gazeteciliğine sığındım. Dediğim gibi bunlar çok da bildiğimden değil. Öyle buradan yanlış bir anlaşılma da çıksın istemem. Yanlış anlaşılmak istemem. Hani bilerek, ölçerek, biçerek değil. Ama buradan da kaçınız, oradan da kaçınız derken... Kuvvetli bir sezgiyle ama bile isteye. Yani sonunda evet, kendi kıtanı yarattığın adaya, bir şeye geldi adaya bu. Adaya kaçtım ama edebiyat ortamının canlılığı ve çok sevdiğim, üretimine hayranlık duyduğum arkadaşlarım var. Onlarla tabii ki buluşuyorum. Daha da tanışmak istiyorum. Ama sanıyorum önce sessizlikten geçiyor. Önce okur olarak tanımak hep beni daha çok belki cezbetti. Ama sonra tanıştığımda daha da zenginleştiğim, aslında ondaki yazılmamış alanları da gördüm. Öyle dostluklarım da var tabii. Bu açıdan da kendimi çok şanslı sayıyorum. Ama bir odaya kendimizi kapamak zorundayız. Bu demek değil ki sesleri duymayacağız. Zaten öyle bir çağda ve öyle bir toplumda yaşıyoruz ki gümbür gümbür sesler. Gürültünün içindeyiz. Tabii ki, tabii ve ki. Çoğu zaman da gürültünün öznesine dönüşüyoruz. Evet, uzay çiçeği var, dedim çiçeğim. Ben ama yani uzaya kaçamıyoruz tabii. O yüzden maruz kalıyoruz. O zaman şöyle yapalım mı? Lia Lu'ya gelelim. Tabii ki. Orayla sonlanalım. Çünkü o aynı zamanda biliyorum ki 17 sene sonra bir araya gelmiş şiirlerin aslında çok uzun zamandır yazılan ama bugüne tarihlenen bir kitap bu. Çok evet kıymetli, benim de çok değer verdiğim editörleri var hem insan hem yazınsal anlamda. Güzel bir kolektif, bilincin ürünü bu şiirler. Aynı ses gibi diyeyim. Evet, yani seslerin bir araya gelişi gibi kitabın isminden hani başlayarak. Çünkü senin müzikle o organik bağını da bildiğim için bazen öyle oluyor. Yani bazı şahsiyetler içinde zaten müziği taşıyor. Yani gürültü değil, hemen o farklı seslerin, kanalların bir araya gelip bir uyum diyelim buna yani. O yüzden dünyaya daha nasıl diyeyim dengede durarak bakabiliniyor diye düşünüyorum. Lia Lu'yla bitirelim. Çiçeği okumanı özellikle isteyeceğim. Hangi bir çiçeğe şiir yazmamı? Evet. Şimdi biliyordum ona takılacağım. Evet, şimdi şöyle Lia Lu, bir arkadaşım 17'de bir keramet var dedi. 17 yıl beklemesi ve 17 Haziran böyle bir örtüşme oldu. Öncelikle Emirhan Oğuz'a, Levent Turan Gümüş'e ve Bora Ercan'a çok teşekkür ediyorum. Bir editör bulamazken beni üç silahşörler diyorum. Ayrıntı şiir dizisine ve bu diziyi kuran arkadaşlarıma, bu diziyi olanaklı kılan iyi patronlara çok teşekkür ediyorum. Bu dizi başladığında sadece çeviri şiir yayınlıyordu ve tabii ki benim radarımdaydı ve ben başından itibaren hep izledim. Ama kendi adıma böyle durup da belki işte şiir emekçisi olmanın getirdiği bir şey. Kendinize öne koymuyorsunuz. Türkiye'de şiir yayıncılığına yapılmış büyük bir katkı. Keşke benim kitabım buradan çıksa diye inan düşünmedim. İçtenlikle bunu söylüyorum. Sonra telif kitaplar çıkmaya başladığında da düşünmediğimi fark ettim. Ve başka bir arkadaşım benim dikkatimi çekti. O zaman dedim ki belki Emirhan'la bir tanışıklığım vardı ama bu yüz yüze ve çok yakın bir temas değildi ama ruhsal düzeyde herhalde. Bir akrabalık. Bir yakınlık, akrabalık. Çünkü onun şiirine de çok değer veriyorum, saygı duyuyorum. İçinde dolanabildiğim bir şiir aynı zamanda. İlişki kurabildiğim sezgisel düzeyde de. Gönderdiğimde de önce dosyaları göndermedim. Gerçekten hani acaba mümkün mü diyerek, çünkü çok yoğun bir çalışma orada. Vakitlerini ve dikkatlerini çok da çekmek istemiyorum yine içtenlikle ve ondan yeşil ışık yanınca ben dosyaları gönderdim ve orada müthiş bir şey oldu. Çünkü ben bunu hep söylerim.
kendin editör olmak, atölyelerinde de bu öğretilemeyen şeyler bağlamında hep bunu söylerim, şiir editörlüğü neredeyse imkansız bir şeydir. Editörlük zaten çok zordur ama şiir editörlüğü gerçekten çok nadir, çok özel ve hakkı ödenemez bir şey. Çünkü iyi bir editör dokunmaz şiire zaten. Örneğin isim olarak da ben önerilerini sorduğumda çıt çıkmadı. İşte bu kitaba yapısını vermekte, elemekte, seçmekte müthiş katkıları var editörlerimin. Ama kitap konusunda kitap adı konusunda gerçekten çıt çıkmadı. Ve ben Lia Lu bir nakarat, bir şarkı sözü gibi şunu fark ettim sonra. Şiirde ilk defa uydurduğum sözcükler bunlar benim. Yani şiirin kendini doğurması. Şiirin kendi doğumu gibi. Bu bir böyle hava atmak gibi, böyle yabancı dil gibi çınlasın, hani snob bir şey gibi gözüksün hiç istemedim. Ama böyle bu ismi duyup havaya sıçrayan arkadaşlarım oldu. Yok canım olmaz diyenler oldu. Onlar da zaman içinde sevdiler. Çünkü yeryüzünden icazet almak diye bir şey söyleyebilirim şimdi. Ben sabah 7 gün yeni ışımış, yüzerken ve yine dönerek bu ses, diyaloğu yüksek sesle tekrarladığımda, evet, gökyüzü, deniz, bulutlar, kumsal bana cevap verdi. Bunu hissettim. Karşıdaki adalar onaylandı. Yani bunu duydum ve evet dedim, başka bir isim olamaz. Bu çok içten geldi ve hep birlikte şarkımızı söyleyebiliriz. Evet, artık hep öyle imzalıyorum, dönerek dans edebiliriz, bir araya gelebiliriz. İşte kitaba düğün de yaptım. Hani bunun benim içtenliğime güvenenler tarafından yanlış okunmayacağına da inancım tam. O yüzden bu kitabın coşkusunu iyice çıkarıyorum keyifle böyle. Sanki böyle 17 yıl bekledim, vur patlasın, çalınlasın. Öyle bir ben de katılıyorum. Ben de o eğlenceye katılıyorum. Sen baştan beri zaten müthişsin. Hemen çığlığını yolladın. Bu atölyeleri de biraz konuşalım mı? Hani onu da, yani bir şey kalmasın istiyorum geride çok, ama ondan sonra bitirince de bir bakıyoruz, bir şeyler hep eksik kalıyor. Şimdi bu çok ilginç bir durum. Ben hep hocalığa falan karşı durdum. Akademiye de karşı durdum ama bana hocam hocam dedikleri oldu bazı ortamlarda. Bir de bu editörlük meselesinden bana böyle bir teklif geldi. Editörlük dersi, haşa dedim. Aa, olmaz yani, ben kimim? Hani nasıl böyle bir ders vereceğim? Ama senin döneminden editör arkadaşların bak ne güzel gençlere deneyim aktarıyorlar falan diye konuşunca karşımdaki kişi, düşünmeye başladım. Latife ile bu meseleyi konuştuğumda, sen kendi sözünü söyleyeceksin, kendince bunu yapacaksın, gel akademiye yap dedi ve bunun üzerine ben gerçekten kimsenin yapmak istemeyeceği belki ya da birikimimi öyle bir şekilde aktarmak istedim ki bunu sanki kitap yazıyor gibi, şiir yazıyor gibi, hatta şiiri ayırmıyoruz ya. 41 tane soru yazdım ve bunlar böyle okuyanın kaçmak isteyeceği sorular da olabilir. Kendinin editörü olmak ilk başlık buydu. Yazının uçsuz bucaksızlığı ve o çilehanenin aslında pek de belki girilmek istenmeyecek bir yer olduğunu göstermek. Gerçekten neyle karşılaşacaksınız? Kapının arkasında ne var? Ne var? Öyle hani bugün artık biliyorsun çok böyle kuaföre gidip makyajlar yaptırıp fotoğraf çektirmek ve yazar olarak billboardlarda parasını verip bastırırım tarzı bir yazarlık da söz konusu. Çirkin şeyler onlar. Bunlar, hiç girmeyelim onlara. Bunlara hiç girmeyelim tabii ama yazarlık ne kadar çileli bir hanedir. Bunu göstermek ve gerçek yazarlık belki nasıl bir şeydir, nasıl bir diyet ödemek gerekiyor. İşte Roland Barthes yani. Öyle bir şeye girdim ben. Kim gelecek bakalım derken, benim gibi düşünenler, bana yakın olmak isteyenler mutlaka gelecek gibi de bir inancım vardı. Sonunda biz birbirimize benzeyenler buluştuk. Ve orada çok tatlı şeyler yaşandı. Hala yaşanıyor ama bu ara çok fazla, çünkü genel böyle o klasik gelin sizi yazar yapalım tarzı bir şey asla değildi. Neredeyse yol yakınken vazgeçebilirsiniz. Şimdi onu diyecektim yani, seni yazar yapacağım, seni şair yapacağım vaadinin dışında
Bir dakika dur, hani olmak istesen de olmayacağın bir sürü şey göreceksin burada. Evet, onu göstermek ve onu tartışmak ve onu aslında insanın kendi kendine tartışmasını sağlamak. İyi bir yüzleşme mekanı orası. Bu önemliydi ve çok müthiş dostluklar kuruldu orada. Hala da sürüyor. Çünkü onlar yazıyorlar. Girdiler o zorlu sürece. Tuzağa yakalandılar yani. Mecburdular yani. Onlar düşmek üzere gelmişlerdi zaten. Çok güzel şeyler oldu. Sonra haiku okuma gözlüğü, haiku defteri, söyleşi gözüm kulağım sende. Söyleşi, bir yandan ben söyleşiciyim biliyorsun. O kimliğimi de çok önemsiyorum. Çünkü o benim iletişim kanalım yani. Konuşmak müthiş. Güzeldir. Konuşmaya başladım işte. Ben buradan böyle bir konuşmacı oldum. Özel dersler, birebir dersler. Orada terapötik bir alan var. Zaten psikolojiye çok meraklıyım ve o alana hasbelkader yaklaşabilmek çok hoşuma gitti. Onun dışında atölyeler devam ediyor ve beni çok zenginleştiriyor. Konuşmak başka bir şey. Konuşarak yaratmak çok zevkli. Böyle nefes nefese gelebilmek. Tabii göz göze bakabilmek. Bart bunu söylüyor. Onu da bulunca çok rahat ettim. Çünkü hep böyle yazıya bakarak, hep metni okumak üzerinden gidiyordum. Çünkü Serde editörlük olunca biraz böyle belki mükemmeliyetçi bir bakış. O da bazen... O zaman ama sapmalara, işte hani şu an olduğu gibi kendi içinde konuşmanın kesinlikle keşiflerine bir bizi böyle setliyor. Bizi sınırlandırıyor yani o. Evet. Ona da yüz vermemek lazım. Ya o zaman çok ütülü. Aynen, ütülü işte çok generallerin etrafında dolaştığı falan bir şey oluyor. Daha sivil, daha sakin, soft. Evet. Ve sözüne güvenerek. Ve kusuru ve hatayı kabul ederek. Kesinlikle. O heyecanı da aktararak. Bart diyor ki konuşarak da yaratırsınız ve onun zevki bambaşkaymış. Şimdi ben onların hepsini toplamaya çalışmaktan da vazgeçtim. Çünkü o an, o birlikte yaratılan o aura ile birlikte sizin söz alıyorsunuz ama orada hep birlikte yaratıyorsunuz. İşte o çoğulluk şahane bir şey. Bu çoğulluğu bir kez daha burada ürettiğimizi hissediyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Varlığın için, emeklerin için, işçiliğin için, şiirlerin için. Pelin Özer, Lia Liu'dan bir şiirle bu buluşmaya nihayete erdirelim. Evet, bir çiçeğe şiir yazmanın, ama bir dakika hemen bulacağım. Evet, bir çiçeğe şiir yazmanın ürpertici çekingenliği. Ah bu isimler. Göz bebeklerinden küçük dağılan tohumları toplayıp bedenine eksen bereketli bir bahar doğardı. Rüzgar ağaç gövdesidir onun dansında. Titreyen yapraklarıyla dokunamadığı havaya dam. Tozuyla tırmanır kelebek dağına, nehri kokusuyla dalgalandırır. Yüzünün kızardığı olmuştur güneşte, gölde serinletir aklını. Sökülerek çoğalır, parçalanan talaş tonunda. Parmaklarıyla konuştuğunu da görmüştüm, hiç utanmadı çıplaklığından. Gökyüzünün dürbünü teninde, dibine eriştiğinde sözün parlağını bulur. Onunla boyar emzirdiği kuşları. Kırılan sapındaki ifade yol gösterir hayatından sapana. Dilinde boy veren hece, dize yağmuru sersemletir. Bir gün ansızın kış bulutu ufkunda sersemledi taç yaprağı. Buzun altında canlı, çelik doğumu bahara. Renginden soyunduğu oldu. Kimse görmedi ama utandığını. Gizlenmedi dünyadan. Sesi kökünde gitti geleceğine. Dile gelmez bir derinliği var küçük şeylerin. Bir çiçeğe şiir yazmak sözü örneğin. Kalemin ucunda gülmekten öldürüyor dalgacı kuşlarını vadinin. Nefesine sağlık. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki buluşmada küçük şeyleri detaylandıracağız. Harika. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.